Selamlar herkese. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar için ben Pınar. Ailenizin dayıcısıyım. Yeni bir cumada yeni bir kendin yap çalışmasıyla Pon ve benimle birliktesiniz. Bugün ne yapacağız? En son makyaj masasında kalmıştık. Işıkları yaptık. Üzerine organizerleri hazırladık. Bugün de aşağıya doğru iniyoruz. Alt tarafta oturmak için bir puf hazırlıyoruz. Odada bohem tarzı koruyarak dokumayla hazırlayacağız bunu da. Bu projede yine biraz geri dönüşümle karışık bir çalışma olacak. Eski sandalyeyi kullandığımız ikinci proje olacak bu. Bu sefer sandalyemiz ahşap. Bir öncekinde metaldi sehpa yaptığımızda. Bunları kullanmamı siz de seviyorsunuz. Çünkü böyle yorumlar geliyor. Ne kadar güzel eski eşyaları atmıyorsun, yeniden değerlendiriyorsun. Bunu çok seviyoruz dediğinizi duyuyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum. Ekstra masraf yapmayı pek de sevmiyorum. Yani değil mi? Ekstra masraf yapmaya gerek yok. Mümkün olduğunca elimizdeki malzemeleri kullanalım istiyorum. Bence böyle olduğu zaman hem o eşya daha anlamlı oluyor, hem de cebimizden para çıkmamış oluyor. Ben çok heyecanlıyım Pon. Nasıl bir şey ortaya çıkaracağımızı bilmiyorum şu anda. Ben bu projeleri genelde ilk defa deniyor oluyorum ve yaparken gerçekten heyecanlanıyorum. Bu size yansıyor mu acaba? Bunu hissedebiliyor musunuz? Yoksa şu an bir şey mi itiraf etmiş oldum? O zaman hemen çalışmaya başlayalım ve nasıl olacak bakalım, izleyip görelim. Emektar kağıtlarım yine iş başındalar. Etrafı kirletmemek için önce yere her zaman olduğu gibi kağıtlarımı seriyorum. Dönüştüreceğimiz sandalye bu. Bu ahşap sandalyenin bana sadece tahta kısımları gerekli. Diğer bölümleri kesip atıyorum. Ama bu sandalyenin ustasını kesinlikle buradan kutlamak istiyorum. Sadece üst tarafı, o oturma kısmını alacağımızı zannediyordum ama bana fena iş çıkarttı. O zımbaları tek tek sökmek ellerimi mahvetti. Eğer siz de böyle bir şeyle karşılaşırsanız kesinlikle eldiven takmanızı tavsiye ederim. Nihayet sökme işlemini tamamladıktan sonra ufak bir zımpara atıyorum ve boyaya hazırlıyorum. Aslında bir zımpara makinem olsaydı kesinlikle her tarafını iyice bir zımparalardım. Altındaki sade ahşap şekli çok hoşuma gitti. Ama maalesef el gücüyle bu kadar olduğu için ben boya yapmak zorundaydım. Boya öncesinde iç kısımlarında dört tarafına çiviler çakmam gerekli. Burada ölçüsünü alıyorum. Sandalyemin iç ölçüsü 34 santim civarındaydı ve bir kareydi. Birer santimlik aralıklar için işaretledim. İşaretlediğim kısımlara sonrasında gelişigüzel çiviler çaktım. Ve sandalyemin köşelerinde bakın üçgen kısımlar var. Bunlar beni epeyce bir zorladı. Eğer sizde yoksa çivileri daha orta kısma çakmanızı öneririm. Çivi olayını da bitirdikten sonra nihayet boya kısmına geçiyorum. Makyaj masam da beyaz olduğu için beyaz boya kullanmayı tercih ettim. Akrilik beyaz boya kullanıyorum. Alt zemin koyu olduğu için de bir 3-4 kat kadar da boyadım. Çivileri bir penseyle yön vermemiz gerekecek ipleri dokumak için. Burada hatalı olanı görüyorsunuz. Sonradan bu hatamı düzelttim. Bu yapmamanız gereken, biraz sonra doğru olan bölüm geliyor. Çivi yönünü fark etmeyeceğini düşünüyordum ama fark ediyormuş. Bu kısım önemli. Hatayı da görün, doğruyu da görün. İşte bu da yapmanız gereken hareket. Yukarı doğru döndürmek çok işinize yarayacak. Bunu zaten dokurken anlayacaksınız. Doğru hareket bu. Çiviler yukarıya doğru. Şimdi dokumaya başlayabiliriz. 5 milimetrelik hasır ipim var. Bunu kullanıyorum. İpten yaklaşık bir 10 santim kadar ayırıp sol tarafta bulunan çivilerin arasından üst alt üst alt şeklinde geçiriyorum. Böylece ipler buraya kilitlenmiş oluyorlar. İlk ipi alt taraftan geçiriyorum ve daha sonra ipi hareket ettirmeme gerek kalmıyor. İpi aldım, karşıya geçtim. Alt taraftan çiviye doladım. Tekrar geriye döndüm. Üstten yine geçirdim. Karşı taraftan alt tarafa sararak yine üstten geçiriyorum. Bu hareketi devam ettiriyorum. Bu dönüş işlemini yaparak daha kolay sarabiliyoruz. Ayrıca fazla ip de harcamamış oluyoruz. O başlangıçtaki üçgen kısımlar beni burada da zorluyorlar ama diğer taraflar çok kolay oluyor. Burada da şu aralık önemli. Arada gördüğünüz gibi minik bir boşluk var. Dokuma iplerimi oluşturdum. Bu ipleri tek kabul ediyoruz. Ve toplamda da 20 adet oldular. İpleri karşılıklı germeyi bitirdikten sonra aradaki boşlukları kapatmak için ipi bu aralıklara ikişer kez sermeye devam ediyorum. Dokumaya geçmek için turuncu ipi aldım. İpi alttan aldım. İç kısmından en baştaki çiviye çift düğüm atarak kilitliyorum. İpi yine çift olarak elime aldım. Turuncu ipi kalın iplerin arasından çift olarak geçiriyorum.
Yaptığım hareket bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten. Sonuna geldiğimde yine alt taraftan birleşik kısmı, yine kahverengi kalın iplerde olduğu gibi aynı hareket, alttan çiviye geçirdim. Üst taraftan parmaklarımla şöyle bir tarıyorum düzgün durması için. Devam etmek için yine alt taraftan çivileri döndürüp üst taraftan dokuyarak devam ediyorum. Üstten dokuyarak geçiyorum, alttan çivileri sardırıyorum. Mantık bu. İpleri ikili kullanmıştım. Yani 4 tane ipi aynı yönde bir alttan bir üstten geçirdim. Sonraki dörtlüde bunların tam tersini yaptım. Bunu çift olarak artırabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben böyle dörtlüyü tercih ettim. Biraz daha ince. Artırırsanız bu sepet görüntüsü biraz daha kalın olur. Baştan akıl edemesem de sonradan şöyle bir şey yaptım. Bir tığ aldım ve ipleri, çivileri bunun yardımıyla geçirdim. Kolay oldu. En baştan bunu kullanabilirsiniz. Bir de şu var. Dokuma yapmadan önce şöyle bir ölçüyorum kaba taslak nereye kadar gelebilir diye. Ona göre ipi alt üst alt üst geçiriyorum. Bu da birazcık daha kolay dokuma yapmanızı sağlıyor. Çünkü kahverengi ipler gergin. Dokuma yapacağınız alan sınırlı kalıyor. İşin sonuna doğru sizi zorlayabiliyor. Bunlar da ufak minik tiyolar. Turuncu ipten bir yumak kullandım. Bir tane yumak 34'e 34 ölçülerindeki sandalyeye tam geldi. Son köşeye geldiğimde bir iğne yardımıyla ipi aşağıya aldım. Ve buradan alttaki iplere birkaç kez düğümleyerek bitiriyorum. Bu çalışmayı aslında biz Pon'la birlikte şöyle düşünmüştük. Yatağın uç kısmında, ayak ucunda bir bank olarak hazırlayacaktık. Ama sepeti yaptıktan sonra buna pek gerek kalmadı. Orası fazla sıkışık olacaktı. Fakat bu çalışmayı kesinlikle yapmayı istiyordum. Ben de makyaj masasının altında bir puf olarak değerlendirmeyi istedim. Pon da çok beğendi. İkimiz de beğendik. Sonuçta da çok güzel oldu diye düşünüyoruz biz. Ben bunu puf olarak yaptım. Hani orada oturup da makyaj yapar mıyım? Daha çok süs amaçlı yaptım. Ve bu sadece bir puf yaptık diye puf olarak kalmayacak. Ben kendime yani bir şeyi böyle olduğu gibi kullanacağını sözünü veremiyorum. Ben onu alırım, başka yerde de kullanabilirim. Neden olmasın? Ah, bir fikrim daha geldi. Bunun üzerine kare bir cam kestirebilirsiniz. Böyle köşelerden yapıştırıp sehpa olarak da kullanabilirsiniz. Çok da güzel olur ha. Evet. Tam böyle deseni de gözükür camın altından. 10 numara fikir. Kız biz sehpa mı yapsak yoksa bunu? Güzel. I like it. Yes. Videoya like atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki çalışmamız Salı günü. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Salı günü görüşürüz. Hoşça kalın. Yeni bir cumada. Yeni bir cumada. Yeni bir. Dur vereceğim şimdi. Güzel göz kırptın mı? Yamuk mu yaptın? Bir yere yaz. Ne yazayım? Söyledim ya burada zaten. Söyledin de unutursan. Unutursam küsersin. Bye bye.